Merhaba arkadaşlar, C# konsol uygulamaları video serimizin bu videosunda ekrandan alınan yani kullanıcının girdiği iki tane sayı arasındaki sayılar içinden tek ve çift olanları bulmayı göreceğiz. Tek sayıları veya çift sayıları ayrı ayrı sıralatabiliriz. Şimdi ilk önce kodlarımızı yazmaya başlayalım. Dedik ki kullanıcıdan alınan sayılar, yani bizim kullanıcıdan sayı istememiz gerekiyor. Bunun için de kullanıcının anlaması gerekiyor ne istendiğini. Biz de ne yapacağız? Bir bilgi metni yazacağız ilk başta. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Console.write diyorum. Şu şekilde karşıma geldiğinde de yön tuşları ve tabu kullanarak tamamlayabilirim. Console.write dedim. Parantezimi açtım. Şimdi buraya bir bilgi metni yazacağım. O yüzden çift tırnağı kullanıyorum. Ne yazacağım? İki tane sayı arası dedim arkadaşlar. Yani iki sayı varsa biri başlangıç, biri bitiş değeri olacak. O yüzden buraya başlangıç diyorum. Başlangıç değeri dedim kısaca. En sonunda noktalı virgülü kapatıyorum. Evet, kullanıcıya bir mesaj gitti. Başlangıç değeri. Artık kullanıcı buraya bir şey yazacağını anladı. Hemen int başlangıç diyorum arkadaşlar. Bir öncekinde de yapmıştık. Gördüğünüz gibi burada bir hata gösteriyor. Nedir o? C kullandık. Hemen C yaptım. Başlangıç. Şöyle arkadaşlar, eşittir diyorum. Ne yapacağız? Int başlangıçta değişkenimizi tanımladık. İçerisine ne aktaracağız? Kullanıcıdan gelen sayıyı aktaracağız. Yani ekrandan bir şey okuyacağız. Bu ekrandan yazdıklarımız arkadaşlar string türünde oluyor. Yani metin oluyor. Bizim bunu sayı olarak kullanabilmemiz için dönüştürmemiz gerekiyor. İki tane kodumuz vardı. Birisi convert to int 32. Birisi int parse komutuydu arkadaşlar. Int nokta parse ediyorum. Şöyle tabla tamamlıyorum. Çünkü zaten console nokta readline komutunu kullanacağım. Yani ekrandaki satırı okuyacak, integer'a dönüştürecek ve başlangıç değişkenimiz içerisine atayacak. Şöyle aşağı doğru indim. Ne yaptık? Başlangıç değerimizi aldık. Hemen console.write diyorum tekrardan. Çünkü hala ekrandan almam gereken bir değer var. Parantez açıyorum. Çift tırnak. Ne yapacağım? Bir de bitiş değerini isteyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz kullanıcıdan istiyoruz. Siz kendiniz hani öğretmeniniz ödev vermişti örneğin 1 ile 50 arası, işte 2 ile 100 arası gibi sayıların arasındaki demiştir. O zaman bunları almanıza gerek yok. Direkt int başlangıç deyip işte ne yapabilirsiniz? Bir değer verebilirsiniz. Int bitiş deyip bir değer verebilirsiniz. Ama biz kullanıcıdan aldığımız için bu şekilde kodlarımızı tamamlıyoruz. Int bitiş diyorum. Biraz önce söylediğim zaten bitiş olarak yazıyorum. Eşittir diyorum. Hemen tamamı geldi. Int nokta parse yani integer'a dönüştür. Console nokta readline yani o satırdaki bilgiyi al anlamına geliyor. Başlangıç ve bitiş değerlerimiz elimizde şu anda. Bunlar üzerinde işlemler yapacağız. Bir önceki videoda arkadaşlar buna benzer bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Bu iki sayı arasındaki sayıları ekrana yazdırmıştık. İşte bunu artı olarak veyahut da işte artı eşittir olarak veyahut da ne yapmıştık? Uzun uzun yazmıştık. Şimdi burada mod işlemini göreceğiz biraz sonra ve koşulları kullanacağız. For döngüsü, koşullar ve mod alma işlemini üçünü bir arada kullanmış olacağız. Bunları daha önce kullanmadıysanız bu video içerisinde anlayacağınızı ümit ediyorum. Hemen döngümü yazıyorum. Ne dedik? Başlangıç ve bitiş arasındaki sayılara tek tek ulaşmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden döngüyü kullanacağım. For dedim. Parantezi açtım. Hemen buraya karşıma geldi. Kendim yazıyorum bu sefer. Daha önce elle tamamlamıştım. Ve i diye değişken gösteriyor. Buraya arkadaşlar dediğim gibi i demek zorunda değilsiniz. Örneğin sayı diye bir şey de kullanabilirsiniz. Bu sefer sayı kullanalım. İşte i, j genellikle standart kullanılan tabirler. Biz diğerlerini de kullanabiliriz. Örneğin sayı dedim. Eşittir 0 diyor. Yani sıfırdan başlatmak mı istiyorsunuz diyor. Hayır, biz nereden başlatıyorduk? Başlangıç değerinden başlatıyorduk. Noktalı virgül. Arkadaşlar her bir, yani 3 tane durum yazıyoruz bunun içerisine. Her birinden sonra noktalı virgül. Sadece en sondakini de kullanmıyoruz. Ne dedik? Sayı eşittir başlangıç. Başlangıçtan başladık. Boşluk bırakıyorum. Yine aynı değişken. Sayı küçük eşittir kullanıyorum arkadaşlar. Veyahut da en son sayıyı istemiyorsanız eşittir kullanmak zorunda değilsiniz. Ben en sonunda kullanayım. Ne dedim? Bitiş. Başlangıçtan başlayacak. Bitiş de dahil olmak üzere son sayıya kadar yazdırabiliriz. Noktalı virgül. Sayı artı artı diyor arkadaşlar. Hemen tabağa basıyorum şu şekilde. Sayı artı artı. Ne yapıyorduk? Bunun sonuna noktalı virgül koymuyorduk. Süslü parantezler içerisinde işlemlerimizi yaptırdık. Biraz önce tek bir satır yazmıştık arkadaşlar. O da neydi? İ değerini
Yani şu başlangıç ve bitiş arasındaki sayıları ekrana tek tek yazdırmıştık. Şimdi ne yapacağız? Biz bir mod işlemi kullanacağız ve çift sayı tek sayı olarak ekrana yazdıracağız. Ne yapıyoruz? Koşulları kullanacağım arkadaşlar. Kıyaslama, karşılaştırma yapacağım da koşulları kullanıyorum. Koşullar da C#'da if olarak kullanılıyor. Eğer diyorum arkadaşlar, yani Türkçe karşılığı eğer. Burada if diyoruz. Parantez açıyorum. If dediğimizde de bu parantez içerisinde koşulu yazacağım. Buradaki koşul sağlandığında içindeki kısımdaki kodları yapacağım. Hemen yazıyorum. Bir değişken gerekiyor bana. Onu zaten yukarıda tanımladım. Yani sayı değişkenimi kullanacağım. Çünkü arkadaşlar benim başlangıç ve bitiş arasındaki her bir değerimi buradaki sayı değişkeni taşıyacak. Ben de bu sayı değişkeni içindeki tek tek verileri kıyaslayacağım. Ne diyorum? Sayı. Mod işlemi demiştim arkadaşlar. Yani kalanlı bölme işlemi, yani kalana göre değerlendirme yapıyoruz. Bu da yüzde olarak kullanılıyor burada. Sayı mod 2 diyorum. Yani bir sayının 2'ye bölümünden kalan 0'sa o sayı çift sayıdır. Yani arkadaşlar bir sayı 2'ye böldüğümüzde kalan yoksa o sayı çift sayıdır. Eğer kalan varsa o sayı tek sayıdır. O yüzden biz de burada mod 2 işlemini kullanıyoruz. Eşit eşit diyorum arkadaşlar. Bir eşittir. Ne demek? Sağdaki değeri soldakine aktar demek. Yani şuralarda kullandım. Ekrandan aldığım sayıyı integer'a dönüştürüp bitiş değeri içine aktarıyor. Ama çift eşittir kullandığımızda bu karşılaştırma demek anlamına geliyor. Bunlar da operatörler, yani karşılaştırma operatörleri olarak isimlendiriyoruz. Ne yaptık? Sayı mod 2 eşit eşit 0 diyor. Yani arkadaşlar artık ben gelen sayı değişkeni içindeki değeri 2'ye böldüğümde kalanım 0'sa nedir bu? Çifttir. Hemen ne diyorum? Ekrana yazdıracağım. Şimdi koşullarda şöyle bir mantık var arkadaşlar. Eğer ki tek bir satır işlem yapacaksa süslü parantez koymadan yazabiliriz. Hemen şöyle göstereyim. Bir alta indim. Buraya console.write line yapacağım. Çünkü alt alta yazmasını istiyorum. Peki ekrana sayıyı mı yazdıracağım sadece? Hayır arkadaşlar. Ne yazdıracağım? Parantez açıyorum. Tırnağımı atıyorum. Şimdi daha önce kullanmamıştık büyük ihtimalle. Kullandıysak da şu an hatırlamıyorum ama 4-5 videomuz vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Süslü parantez içinde bir sayı yazıyorduk arkadaşlar bunun içerisine. Hemen şöyle yazayım. Belki siz de hatırlarsanız videoda izlediyseniz. Örneğin 0. Çünkü arkadaşlar yazılımda, kodlamada indis diye bir şey var. Yani sıralama, böyle sayılar. İndisler genellikle 0'dan başlar. Yani biz saymaya 0'dan başlıyoruz. O yüzden 0 diyorum. Peki bu 0 nedir? Hemen şu metnimin geri kalanını yazayım. Ondan sonra söyleyeyim. Çift sayı diyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle geliyorum. Şu an metnin dışına çıktım. Buraya bir virgül atıyorum. Ve sayı diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Şimdi şurada süslü parantez içinde 0 yazdığımda buradaki dıştaki sayıyı ifade etmiştir. Buradan devamına 1, 2, 3 dediğimde ne yapacağım? Buraya parantez atacağım örneğin. İşte başka bir değişkenim var. Örneğin başlangıç diyorum. Mesela başlangıç içinde buraya süslü parantez içinde 1 yazacağım. 0, 1 olarak sayarak devam ediyoruz. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Bunu da metin olarak içine yazabiliyoruz. Ben şimdilik bunu siliyorum. Ne yapacak? Şurada arkadaşlar şu bunu sileyim. Daha sonradan yazmış olacağım. Ne yapıyorum? 0 çift sayı sayı. Artık arkadaşlar bu 0 gördüğü yer sayı anlamına geliyor. Yanına da çift sayı olarak yazıyorum. Yani o sayının içinde artık ne varsa, o sayı dediğimiz sayı değişkeni, o sayının içinde ne varsa çift sayı olacağını biliyoruz. En sonunda noktalı virgülü koyuyorum. Bunun dışında arkadaşlar bu if'in içine bir kod daha yazacaksanız, örneğin bu şekilde olacaksa, bu kod da bu if koşuluna bağlı olarak çalışacaksa, bunu şu şekilde süslü parantez içine almak zorundayım. Hemen şunu siliyorum. Yani arkadaşlar bu koşul sağlandığında bu süslü parantez içindeki kodlar çalışacak. Ama tek bir satır varsa süslü parantez koymama gerek yok. Şu şekilde yazabilirim. Devam ediyorum o zaman. Şöyle birazcık aşağı indim. Dedik ki sayı 2'ye bölündüğünde kalan yoksa, yani sonuç 0'sa çift sayıdır. Tam tersi olabilir arkadaşlar. If diyorum. Parantez açıyorum. Tabi burada arkadaşlar farklı bir şey var. Hemen başına else sesini unutmuyorum. Else if komutu. Else if nedir? Farklı bir durum varsa, yani 2'ye eşit, yani sonucu 0 değilse anlamı var. Tabi burada şunu da kullanabiliriz. Sadece else de kullanabiliriz. Çünkü
2'ye bölünümünden kalan 0 değilse herhangi başka bir sayıysa bu da tek sayı anlamı taşıyabiliyor. Önce şunu göstereyim. Sonra direkt else kullanacağım ben. Hemen buradan yazıyorum yine. Sayı mod neydi? Yüzde işareti. Sayı mod 2 eşit eşit 1 ise diyorum. Yani bir kalanı oluyorsa sonucunda, bölme işleminin sonucunda. Ne diyecek? Hemen şu yukarıdan kopyalıyorum artık bunu ben. Yapıştırıyorum. Burası da tek sayı diyecek arkadaşlar. Burada sayı yazmışım. Tek sayı. Yani 2'ye bölündüğünde 0 kalanı varsa çift, 1 kalanı varsa tek sayı olduğunu biliyorum. Bunu diğer şeklinde göstereceğim. Hemen şunu çalıştırayım ilk önce. Bunu bir görelim. Evet, şöyle çalış. Başlangıç değeri örneğin 5 diyorum. Sonucunda 30 diyorum arkadaşlar. Bakın. 5 tek sayı, 6 çift sayı, 7 tek sayı, 8 çift sayı, 9 tek sayı, 10 çift sayı olarak görünüyor. Bu şekilde de ekrana yazdırabiliyoruz. Tek sayı, çift sayı olarak yazdık. Peki bu else if neydi? Birincisi, bir tane durum var. Birinci durumdan farklı durumlar varsa tek tek else if olarak yazıyoruz. Peki bir tane durumumuz var. Diğerleri değilse kısmı, yani ya budur ya diğerleridir diyorsak, şunu siliyorum arkadaşlar. Direkt şöyle yaptım. Yine çalıştırıyorum. Yine 5 ile 30 arası dedim örneğin. Bakın yine 5 tek sayı, 6 çift sayı, 7 tek sayı olarak yazıyor. Yani bu uygulamada ya 2'ye bölümden kalan 0'dır ve çift sayıdır. Ya da arkadaşlar kalan vardır ve o tek sayıdır anlamını taşıyabiliyoruz. Bu şekilde yapıyorum. Ama siz sadece bu iki sayı arasındaki çift sayıları görmek istiyorsanız, şöyle siliyorum, sadece if diyorum, else demiyorum. Çalıştırıyorum. Yine aynısını yazayım. Biraz sonra farklı sayıda deneyeceğim. Hep aynı sayı olmasın. Bakın sadece çift sayıları yazıyor çift diye. Yani tek sayıların içine hiçbir şekilde girmiyor. Hemen farklı sayıda da denemek istiyorum. Örneğin 50 ile 100 arası deniyorum. Hemen burada 50 ile 100 arasındaki sayıları çift sayı olarak gösteriyor. Çift olanı 50, 52, 54 olarak gösteriyor arkadaşlar. Peki tek olduğunu tek başına bulmak istiyorsan, çift değilse, eşit eşit var arkadaşlar. Bir de ünlem eşittir diye bir kodumuz var. Bu da farklılığı gösterelim. Ünlem eşittir dediğimizde eşitin değili, yani ünlem ters anlamına geliyor arkadaşlar. Eşit değilse nedir? Hemen şunu tek yapıyorum. Tek sayı olduğunu belirtebilirim. Örneğin 1 ile 10 arasındaki tek sayıyla 1, 3, 5, 7, 9 olarak görüyorsunuz. Yani arkadaşlar iki tane sayı arasındaki çift sayıları ve tek sayıları aynı anda gösterebiliriz. Bu da if ve else kısmı için. Tek çiftleri göstermek istiyorsam eşit eşit 0, yani sayı mod 2 eşit eşit 0 diyorum. Tek tekleri göstermek istiyorum, yani sadece tekleri göstermek istiyorsam da ünlem eşittir kullanıyorum. Bu da eşittirin tersi arkadaşlar, eşit değilse anlamını taşıyor. Bu şekilde arkadaşlar programımızı tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki örneklerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.